İremciğim, sen çok güzel bir kızsın. Ayrıca hiç öyle fazla kilon falan da yok yani. Vallahi ağzınıza sağlık Meltem Hanım ya. Konuşun. Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Evet, gerçekten böyle düşünüyorum. Ya gayet normalsin İrem. Hiçbir şey yok ki. Very normal. Senin şişmanlıkla uzaktan yakından alakan yok ki. Ya moralimi çok düzelttiniz. Teşekkür ederim. Bak bir şey söyleyeceğim. Hani birkaç kilo fazlan varsa da ki bu bizi rahatsız etmiyor. Ama sen kendini öyle hissediyor olabilirsin. Birazcık spor, birazcık diyet, yaza süpersin. İçimi rahatlattınız ya. Tabii canım, bu iş bu kadar. Yiyeyim ben o zaman. Hadi ye, zaten onunla doymazsın. Al bir şeyler daha. Ya öyle her şeyden almak yok ama güzelce salatanı yiyebilirsin. Biraz ıspanak yiyebilirsin. Tamam. Tamam. Enginar da var. Bak bir şey söyleyeceğim. Bir daha öyle ben kilo veremiyorum, çok kiloluyum filan asla öyle bir şey duymayacağım. Yemek yemeyeceğim. Yok öyle bir şey. Tamam. Sporunu yapacaksın. Güzelce besleneceksin. Bitti. Tamam. Very beautiful. Very. Thank you. Haluk abi İngilizce müthiş yalnız ha. Benim iyidir. Benim biraz pratiğim zayıf. Very. Tamam. Ben bu köfteleri size vereyim. Madem İrem Hanım yemiyor. Vejetaryen. Vater de geldi. Bak bu çok önemli. Gün içinde bol bol su içiyorsun. Tamam içeceğim. Tamam mı? Tamam. Hı. Ay vallahi kendime geldim. Bütün gün hiçbir şey yememiştim. Teşekkür ederim ya. Afiyet olsun. Hiç olur mu öyle hiçbir şey yemeden? O zaman kilo veremezsin ki zaten. Doğru. Olmaz. Meltem abla bu arada saçların çok güzel olmuş. Beğendin mi? Evet vallahi çok beğendim. Ben de böyle bir hani... Evet tekrar bir açtım Milan ama acaba diyorum koyultsam mı bu sefer? Hayır sakın. Bence size sarı çok yakışıyor. Ne gerek var? Amma meraklısın kendinle oynamaya. Meltem Hanım bence de sarı sizi çok açıyor. Hiç değiştirmeyin böyle çok güzel. Dar gömleğin laflarına bak hele. Sizi çok açıyor. Duyan da böyle Kuaförler Derneği Başkanı falan zannedecek. Ay, ne var Haluk ya? Ne güzel fikrini söylüyor. Keşke sen de birkaç güzel şey söylesen. Söyledim ya. Ne gerek var dedim ya. Haklısın. Muhteşem bir yorum. Çok teşekkür ederim. Her şey diyorum. Acaba böyle sarı beni biraz olgun mu yapıyor? Yaşlı mı gösteriyor? Hani koyu renk olsa daha mı genç görünürüm? Hayır ya. Hiç öyle bir şey yok. Nereden çıkıyor alakası? Ne alakası var Meltem Hanım? Ne yaşlısı ya? No, vallahi no, süper duruyor. No. Yes. No. Evet, çaylarımız da geldi. Emine nasıl gidiyor İngilizce? Ay sağ olun Gönül Hanım ya. Yani işte çalışıyorum. Sökeceğim ben bu işi. Aferin, gurur duyuyoruz seninle. Sağ ol canım. Thank you very much Gönül Hanım. Oo. Dikkat et, kafana dökülmesin Haluk. Teşekkür ederim Emine, sağ ol. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Gönül, ben İrem'e de sordum. Sence sarı saç beni böyle biraz yaşlı mı gösteriyor? Nereden çıkardın canım? Sana çok yakışıyor sarı saç. Katiyen. Ay evet Meltem abla. Böyle. Ha yani böyle kestane falan yapsam daha mı genç görünürüm? Ya neysen olsun. Genç görünüp ne yapacaksın? Liseye gene mi başlayacaksın? Çok komiksin Haluk. Öyle yani. Gönül abla, peki ben bir şey sorayım. Evet. Sizce ben kilolu muyum? Ay tabii ki değilsin. Tabii ki değilsin. Nereden çıkartıyorsun böyle şeyleri? Biraz balık etlisin. Ayrıca bir şey söyleyeyim sana. Katiyen herkes böyle sıska olacak diye bir şey yok. Acaba biz bunları konuşmuştuk seninle. Konuştuk Meltem abla da ben hani bir görüş daha alayım dedim. Dur sen bana bırak o işi. Şimdi soruyorum buradaki herkese, tamam mı? İrem kilolu diyenler ellerini kaldırsın. Bak gördün mü, kimse elini kaldırmadı. Demek ki sen kilolu değilsin. Artık bu tescillendi. Şimdi bak başka bir tane soru sorayım bak. Buna ne diyecekler merak ediyorum. Tuna kilolu diyenler parmak kaldırsın. Evet, bak tescillendi benim kilolu olduğum, gördün mü? Ama sen her şeyi yiyorsun oğlum. Hiçbir şey yemiyorum. Sürekli yiyorsun. Hayır sen öyle deme öyle Haluk. Aa nasıl hiçbir şey yemiyorsun Tuna ya? Ama ben az az yiyorum, sık sık yiyorum. Pardon? Oğlum, ne kadar kilo aldığının farkında mısın sen? Tamam, yani ne yapayım? Tamam, arkadaşının üstüne bu kadar gitmeyin. Tamam. Şişko. Aa, ne ayıp şey. O kadar da değil yani. Ne içerdiniz? Ne ikram edelim? Çay. Çay içeriz. Çay. Tamam. Ben getireyim mi Meltem abla? Hadi İremciğim, sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Canım, teşekkürler. Ben yani bir lokma değil. Çok güzel bu, çok güzel yapıyorsun Meltem. Teşekkür ederim. Ben almayayım, teşekkür ederim. İremciğim bak, bu kurabiyeden gönül rahatlığıyla yiyebilirsin. Ben kendi ellerimle yaptığım için de hiç şeker yok. Ya şeker yok da un vardır sonuçta, karbonhidrat kilo yapar, almayayım Meltem abla. Ya İrem, ne kadar uzattın bu kilo mevzusunu ya. Bak bu kadar insan toplandı, senin kilolu olmadığını söylüyor. Sen hala kiloluyum, kiloluyum. Neden yalan söylüyorsunuz kızcağıza? Sertaç sus. Hayatım ben hiç yalandan haz etmem biliyorsun. Ne yalan söylüyor ya, ne yalanı? Pardon, kaç yaşındasınız siz? 25. Ama oldu mu? Yani bu yaşta bu kilo. Bakın bel çevresinde yağlanma var. İnsülin direnci olabilir, çok tehlikeli. Kilo bütün hastalıkların başlangıcı. Yani ciddi bir şey olabilir. Bir doktora görünün, test yaptırın. Ay abartmayın Sertaç Bey lütfen yani. O kadar da ciddi bir kilosu yok. Ay tabii ki değil canım. Biraz balık etli o kadar. Ya sizin gözünüz mü bozuk? Yani kız bildiğiniz kilolu. En az 10 kilo fazlası var. Aa. Biraz daha kilo olsa obezleyeceğiz. Hadi iç. Yok ben gerçekten daha fazla duramayacağım. Kusura bakma Meltem abla. Ama yani ya, öyle ya, yanlış anladım. Öyle demek istemedi. Dur ya. Ay, tamam. Ya dur. Neyse Tolga sen yalnız bırakma. Tamam. İrem dur. Ya Sertaç, sana ne el alemden? Ne yiyor, ne içiyor, niye karışıyorsun? Ne yapayım hayatım, yalan mı söyleyeyim? Gencecik kız diyet yapsın, kilo versin diye söyledim. Ya kızın gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar. Doğru söylüyorsun. Yok. Okey. Yok. Tamam, sakin. Ya Özlem, kusura bakma yani. Merve bu evliliğe pek sıcak bakmıyor. Yani bir şekilde gidip Merve'yle senin konuşman gerekiyor. Tamam, konuşurum bebeğimle ben. Yani biz konuştuk ama dinletemedik. Siz mutlaka yalnız konuşun ama lütfen. Anladım. Konuşurum ben çocuğumla. Meltem Hanım. Ay saçlarınız ne kadar hoş. Sarı saç öyle herkese yakışmaz. Öyle saçların arasına falan yapsa da. Bir bana yakışıyor, vallahi bir de size yakışmış. Yani hayatım sarı saç sana yakışıyor ama Meltem Hanım'a aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Efendim? Sizin saçlarınızı koyutmanız lazım. Neden? Sarı saç sizi yaşlı göstermiş. Değil mi? Ay ne alakası var canım? Ya siz nasıl arkadaşsınız? Ben erkeğim, ben bile biliyorum. Sizin benden daha iyi bilmeniz lazım. Sarı saç yaşlı gösteriyor. Kahverengi yapmanız lazım saçınızı. Sertaç sen yorum yapmasan hayatım. Hayatım yalan mı söyleyeyim? Sarı saç bildiğin yaşlı gösteriyor işte. Koyulması lazım. En az 10 yaş büyük göstermiş. Ay. O da doğru. Aslında evet yakışır koyu renk. Çayımı içeyim. Ne yapayım, yalan mı söyleyeyim? Niye üstüme geliyorsunuz? Bak, misafirsin diye bir şey demiyorum ama sen galiba sınırı biraz aşmaya başladın. Haluk Bey, siz bir doktora falan mı görünseniz? Özlem, yahu ben şimdi hatırladım. Benim sana Merve ile ilgili söylemem gereken özel bir şey var. Mutfakta konuşabilir miyiz rica etsem? Bir şey mi oldu çocuğuma? Anlatacağım. Yani bir şey yani. Ne bir şey? Nasıl anlatacağım şimdi? Seri anlat bana, seri. Ben niye doktora görüneceğim? Yani böyle bana biraz gergin göründünüz. Bu kadar sinir, stres kalbinize çok zararlı. Siz en iyisi bir psikiyatriste falan görünün. Benim psikiyatriste görünmeme gerek yok ama senin en kısa zamanda bir doktora görünmen gerekecek. Ne doktoru? Travmatoloji. Ay, Haluk ne yaptın öyle? Ambulans çağıralım mı yoksa kendiniz mi gidersiniz? Ne olur kusura bakmayın yani. Bizim yüzümüzden neler oldu yine. Ay siz ne alakası var canım? Yani sizin bir suçunuz yok ki. Vallahi kusura bakmayın hakikaten ya. Haluk iyisin değil mi? Ben iyiyim oğlum. Ama söyleyin o Sertaç'a bir dahakine bu kadar kibar olmam. Kibar mı? Ama yani mor bayağı yakışmıştı adama. Ya. Ne yapayım hayatım? Yalan mı söyleyeyim? Yani bence de hak etti yani. O adama hiç gözüm tutmadı benim. Yani tamam vurdun anladık da Haluk. Ya az vursaydın, sarsıp bıraksaydın tamamdı yani. Ha şimdi anladınız mı Merve'nin niye sevmediğini? Ya işimiz çok zor Gönül. Hakikaten çok zor yani. Çok. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Merve haklı. Haklı. Yani adam biraz kırıcı konuşuyor. Biraz mı? Vallahi o kırıcıysa ben ondan daha kırıcıyım. Kemiklerini tek tek kırarım, haberi olmaz. Haluk, abartma. Öyle. Ya bir şey söyleyeceğim. Biz bu durumu bence bir psikologla konuşalım yani. Nasıl davranmak lazım? Ha, hemen de psikoloğa danışın. Herhalde Haluk. Başka kime danışacağım? Hadi bunu. Kalk gidelim biz artık. Tam batavatsız adam yani Gönül. Evet. Neyse. Bir şey söyleyeceğim. Yarın sabahleyin prostat muayenesi var. Aman unutma ha. Tamam. Tamam alırım ben seni. Sabah kadar gidelim. Hadi hoşçakal. Emine hoşçakal. Hoşçakal. Ne yani adam dengesiz. Evet. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Çocuklara selam. Tamam. Baba, benim karıma yaşlı diyor. Emine'ye laf ediyor. İrem'e şişmansın diyor. Ana! Yani Haluk ilk defa eline sağlık diyeceğim ama çok vurdun ya. Azıcık daha yavaş vursaydın. Elim ağır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yol alır, ayrı dümen tutar.